Mevlana kelimesi ne anlama gelir? Allah, peygamber ve insanlar için bu ifadenin kullanılması doğru olur mu? Mevla sözlükte Rab, Efendi, Dost, Arkadaş, Yardımcı, Sahip ve Malik, Köle azad eden, azad olmuş köle, bir işi gören, idare eden gibi birçok farklı anlamlara gelir. Allah'a izafe edildiğinde sevme, koruma, yardım etme, tasarruf ve himayesi altında bulundurma gibi anlamları öne çıkar. Mevla kelimesinde asıl olan mana sevgi ve manevi yakınlıktır. Mevla kelimesi Kur'an'da hem Allah için hem de insanlar için kullanılmıştır. Bu kelime biliniz ki Allah sizin Mevlanızdır, sahibinizdir. O ne güzel Mevla, sahip ve ne güzel yardımcıdır. Enfal 40 ve sen bizim Mevlamızsın. Bakara 286 ayetlerinde Allah için o gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Duhan 41 ayetinde ise insan için kullanılmıştır. Çeşitli hadislerde de Mevla Allah'ın isimlerinden biri olarak zikredilmiştir. Allah bizim Mevlamızdır. Buna göre Mevla kelimesinin sonuna eklenen ve bizim anlamına gelen na zamiriyle birleşerek oluşan Mevlana ifadesi hem Allah hem peygamber hem de insanlar için kullanılabilir. Allah için Mevlana denildiği zaman Rabbimiz, sahibimiz peygamber veya insanlar için denildiği zamansa dostumuz veya efendimiz anlamları kastedilmiş olur.